Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam büyük bir alim, Arap aleminden çok büyük ulemadan bir zat iki hadis-i şerif bize gönderdi. Mesaj yolu ile. Sonra ben kitapta bunu aradım, buldum. Çok acayip bir hadis-i şerif içinde bulunduğumuz döneme ışık tutuyor. Onun için Müslümanları uyarmak niyetiyle madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları mucize olarak haber verdi, şimdi de buyurduklarının hepsi çıkıyor. Onun için biz bunları Müslümanlara duyurmak zorundayız. Allah rızası için her duyan duyursun. Bu hadis-i şeriflerin ikisi, biri Hazreti Ali Efendimiz'den Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Diğeri Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Bu hadis-i şerifleri rivayet eden yani kitap Nuaym İbni Hammad radıyallahu anh. Bu zat El Fiten isimli eseri var. Benim Hazreti Mehdi kitabıma bakarsanız orada da bu kaynağı çok görürsünüz. Bu zat Bukhari, meşhur Bukhari'nin de şeyhidir. Bukhari de bundan hadis-i rivayet etmiştir. Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiştir. Onlardan eski yani. Dolayısıyla bu kitap 1200 senelik bir eser. 1200 sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini rivayet etmiş. Bu hadis-i şeriflerde bir tanesinde اِذَا رَيْتُمُ رَيَاتِ السُّهُدْ siyah sancakları gördüğünüz zaman, şimdi biliyorsunuz Irak'ta siyah sancaklarla ortalığı karıştırıyorlar. Bu siyah sancaklar, bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud'tadır. Siyah sancakların Horasan'dan geldiğini görürseniz فَاَتُوهُمَا وَلَوْ حَبَّنْ عَلَى تَرْتِ kar üstünde emekleyerek de olsa onlara kavuşun. فَاِنَّ ف۪يهِ خَلِفَةَ اللّٰهِ الْمَهْدِي o ordunun içinde Mehdi'ye yardım gidiyor. Onun için her siyah sancaklar bir değil. Bu Ebu hadis-i şerifi evvelki derslerde okumuştum. Bu Ebu Davud'tadır. Fakat şimdiki siyah sancaklar sahte siyah sancaklar. Bu siyah sancaklar Müslümanları kandırmasın diye. O Hoca Efendi bu hadis-i şerifi Mevla buldurmuş ona. Kaynakta vereceğim. Şimdi siyah sancakları gördük mü? Gördük. Haberlerde görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Felzemul ard. Bulunduğunuz toprağa yapışın. Sakın harekete geçip onlara kavuşmak istemeyin. Fela tuharriku eydiyekum ve la arculekum. Ellerinizi ayaklarınızı kıpırdatmayın. Yani bulunduğunuz yerde sabit durun. Her siyah sancağı efendim hak üzere zannetmeyin. Mehdi'ye yardım gidecek Horasan'dan ki Türklerden gidecek. O daha vakti var. Bunlar bakın hadis-i şerif nasıl beyan edecek şimdi. Böyle bir mucize olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmez diyen Mustafa İslamoğlu gibilere de bunu ithaf ederiz. Bakın 1200 sene evvelki kaynak. Gidin kaç yüz sene evvelki yazmalarda bile bulursunuz. Nereden biliyordu? Mevla bildiriyor. Sümme yazaru kavmun duafa. Sonra maddi güçleri görünmeyen, önceleri hiçbir devletleri, grupları olmayan zayıf bir topluluk çıkacak. Ulubun kezüberil hadid. Bu zayıf topluluk, bunlar bir devlet kuramaz, bunlar bir zarar veremez zannedilecek ama kalpleri demir parçaları gibi katı kalpli olacaklar. Bunun ashabı devleti. Onlar devlet ashabıdırlar. Yani bu zamana kadar hiçbir grup biz devletiz demedi. Bakın bunlar hakkında buyurulan hadis-i şerifte bunlar bizim devletimiz var diyecekler. La yefûne bi'ahdin. Hiçbir söze vefa göstermeyecekler. Böyle misak. Ne ahit, ne yazışma, ne anlaşma, ne söz tanıyacaklar, ne hudut tanıyacaklar. يَدُعُونِ الْحَقْ وَلَيْسُ مُنِ اَلِ Hakk'a çağıracaklar. Yani biz ehl-i sünnet diyecekler, sünniyiz diyecekler. Fakat kendileri hakkın ehlinden olmayacaklar. Yani ehl-i sünnetle ne alakası var? Ehl-i sünnetin yapmayacağı, Müslümanın yapmayacağı işleri yapacaklar. Ama lafa bakarsan biz ehl-i sünnetiz. Efendim şöyle böyle. Esma-ül Hüsna. İsimleri künyeli olacak. Mesela Ebu Bekir diyor. Adı ne? Ebu Bekir, Bekir'in babası künyedi. Adı ne? Adını söylemez. Ebu Turab, toprağın babası. Mesela Ebu Turab künyedir. İsim yok. Bakın o dün mesela ilanlarda Ebu Turab künyeli birisi. İnsanlar taşa tapmaya başladı.
Kabe'ye Allah için gitmiyorlar. Taşlara sürünmek için gidiyorlar. Onun için Kabe'yi yıkacağız. Orada taşa tapanları öldüreceğiz diyor mesela. Künye. İsimleri künye. Yani özel isimlerini söylemiyorlar. Ve nisbeti umul kura. Nispetleri kariyerler olacak. Mesela nispet demek ben kimim? Ahmet. Babam ne? Yusuf. Ahmet o İbni Yusuf oluyor nispet. Onların nispetinde falan oğlu falan yok. Onların işte El-Bağdadi, El-Maktisi, yok Kudüslü, yok Bağdatlı. Böyle yaşadıkları veya doğdukları neyse kariyeler onların soy bağı olacak. Ve şuuru murhatun ke şuurun nisa. Buhari'de geçen hariciler hakkındaki hadis-i şerifte simamut tehlik. Onların alametleri tıraştır. Yani kafalarını usturaya vururlar buyuruluyordu. Fakat bu hadis-i şerifte buyruluyor ki saçları kadın saçı gibi sarkık olacak. Bakın bunların saçları kadın saçı gibi sarkık. Yani tamamen hadis-i şerif tıpatıp bunları tarif ediyor. Hatta yehtelibu bima beynum. Bunlar aralarında ihtilafa düşecekler. Sümme yutillahul hakka men yeşâ. Sonra Allah hakkı dilediğine verecek. İşte dilediğini galip edecek. Haklı olanı galip edecek ama aralarında bir kendi aralarında ihtilaf çıkmadan demek bunların durdurağı yok. Bunların zararı çok. Bunlarla efendim bunların bir planı projesi yok. Kör sağır bir halde niye öldürüyorlar, ne yapıyorlar, kimin adıyla iş yapıyorlar, gayeleri, maksatları nedir belli değil. Böyle bir kavim çıkacak ve çıkmıştır. Alimler bunu buna yormuştur. Bu hadis-i şeriflerde, rivayetlerde geçen şu anda Irak'ta çıkan fırka olduğuna en kuvvetli görüşler bu yöndedir. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza eylesin. Bizim de vatanımızı bölecek faaliyetlere yönelmelerinden muhafaza eylesin. Irak'ı da bölünmekten muhafaza eylesin. Amin. İkinci hadis-i şerif okuyorum. Hani bir Hureyre radıyallahu teala. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Te'tikum ba'di erba'u fiten. Benden sonra dört tane büyük fitne çıkacak. El ula birinci fitnede yüstehallü fiyetlima. Müslümanların kanları helal sayılacak. Bu Efendimiz'e yakın zamanlarda oldu. Vesaniyet ikinci fitne yüstehallü fiyetlima'u velen mali. Hem Müslümanların kanlarını öbür Müslümanlar helal görecek hem de mallarını da ganimet gibi helal görecek. Vesaniyeti üçüncü fitne yüstehallü fiyetlima'u velen mali vel furucu. Kanlar helal sayılacak, mallar helal sayılacak, tenasül uzuvları da helal sayılacak. Yani Müslümanların karısını kızını da ganimet malı cariye sayacaklar ki şimdi bunlar öyle yapıyor. Şu anda Irak'taki fitnedekiler Müslüman köyleri basıyorlar. Efendim namazı soruyor. Kaç rekat akşam namazı? 3 rekat. 3 diyeni de öldürüyor. 5 diyeni de öldürüyor. La ilahe illallah diyeni de öldürüyor. Herkes öldürüyor. Sonradan da efendim karıları da bize cariye oldu diye. Bak namusları da helal sayılacak. Ve rabiatü dördüncü fitne. Samma, sap, sağır. Hiç laf anlatamazsın. Muhatap bulamazsın. Amya, kör. Ne demek? Hani bir fitne olur da bir strateji olur, bir proje olur önlerinde. Ona göre bir de muhatabın olur. Burada sağır, kör, mutbakatün, tabağın kapağı üstüne kapatılmış gibi. İçinde ne var göremezsin. Gayeleri ne? Niyetleri ne? Ne yapmak istiyorlar? Sünni izliyorlar. Kime ne hizmet ediyorlar? Temuru mevral mevci fil bahar. Denizde büyük bir dalga geldiği zaman okyanusta o dalga nasıl çalkalantı yapar? Böyle dünyayı çalkalayacaklar. Fakat hedefleri bile belli değil. Kendi içlerindeki adamlar bile bilmiyor. Buradan da gidiyorlar, niye gidiyorlar belli değil. Kör ve sağır bir fitne. Hatta lacide hadun minen nas min amelcer. Hiçbir insan sığınak yer bulamayacak. Suriye'den kaçtı adamlar buraya. Şimdi Irak'takiler nereye kaçacak? Herkes nereye kaçacağını şaşırdı. Her yer ateş oldu. Dikkat şimdi. Tatifu bi Şam. Şam'da başlayacak. Bu fitne Şam'da dolaşacak evvela. İşte biliyorsunuz Şam'da da bu ilk Şam'da kuruldu bunlar. Muhalif mühür orduya muhalif Ehl-i Sünnet'e karşı savaş ettiler. Muhalif Müslümanları öldürdüler. Ve tehşel Irak, Irak'ın tümünü kaplayacak. Hadis, Irak'ın tümünü kaplayacak. Ve tehbutul cezira, Arap Yarımadası'na bütün hepsine darbeyi vuracak. Diye diyaveriyle, eliyle, ayağıyla darbe vuracak. Biz Arap Yarımadası'na değiliz Türkiye olarak. Ama Allah onları da muhafaza etsin. Amin. Bizi de muhafaza etsin. Ve tuğrakül ümmetü veya bilbele arkel edeyim. Nasıl ki dericiler deriyi böyle çekerler. Ondan sonra deriyi ovalarlar böyle çekerler. Bütün ümmet bela ile darbe yiyecek. Bütün ümmete bu bela vuracak. Sümme la sadu ahadu minen nasekul fiyah mehme. Bir insan çıkıp da bu fitneye dur diyecek güç bulamayacak.
Sümme la ya'rifuna min nahiye illen tefekat min nahiye ukra. Bir tarafta duracak. Burayı bir anladık ya, burada ne olduğunu anladık, çözdük diyecekler. Başka tarafta yine patlak verecek. Allah şerlerden muhafaza etsin. Hadis-i şerifler Şam'da dolaştığını, Irak'ı kapladığını kaplıyor. Şimdi kaplama devam ediyor. Ve Arap Yarımadası'nın tümünün zarar göreceğini beyan ediyor. Allah'ım ehli sünnetten ayırmasın. Allah'ım fitnelere bulaştırmasın. Amin. Müslüman ehli sünnet bütün kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Amin. Umre'ye yolcusuyuz. Allah için kendimizi de unutacağız. Gece gündüz bunlara dua edeceğiz. İslam aleminin ehli sünnetin kurtuluşu için. Mısır'a, Suriye'ye, Doğu Türkistan'a bakın, onlar oruç tutamıyor. Şimdi Gazze'yi bugün bombaladı. İsrail şu anda bombalıyor. Yani dualara gidiyoruz inşallah. Allah nasip etsin, kabul etsin. Amin. Allah'ım nefsimizden ileri Müslümanları öne çıkartmamızı nasip eylesin. Amin. Amin. Müslümanlara bu tembihlerimizi Allah rızası için Ramazan gününde duyurunuz. Herkese bu videoyu, bu kaydı, bu hadis-i şerifle ulaştırınız. Bir Müslüman yanlışa gitmesin inşallah. İnşallah. Sallallahu.